Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün geçenlerde Hatice arkadaşımla görmüştüm, haydari tarifi paylaşmıştı. Ben de uzun zamandır yapmak istiyordum ve yapmışken de ben de sizlerle paylaşmak istedim. Buradan da Hatice arkadaşıma kucak dolusu sevgiler. Şimdi gereken malzemeler, çok az malzemeli bir tarif ama çok lezzetli oluyor. Harika bir meze tarifi. Bu tarifin olmazsa olmazı dereotu ve süzme yoğurttur. Şimdi toplamda gereken malzemeler: 1 diş sarımsak, yaklaşık 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kuru nane, bu kadar beyaz peynir ve yarım kilo kadar sürme yoğurt ve dediğim gibi dereotu. Şimdi ilk önce tereyağımı kavuracağım için soğuması gerekiyor yoğurduma ilave ederken. O yüzden önce onu yapacağım ki ben yoğurtlu işlemleri yapasıya o soğusun orada. Şimdi ilk önce sarımsağımı küçük küçük doğrayacağım. Rendeleyebilirsiniz de, fark etmez. Maksat küçük küçük doğranmış olsun. Şimdi ilk önce tereyağımı eritmekle başlayacağım. Çok az da sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi küçük küçük doğramış olduğum sarımsağı ekliyorum. Ve çok az kavuruyorum. Çok değil ama. Bu kadar yeterli. Şimdi yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar nane ilave ediyorum. Kuru nane. Çok az onu da kavuruyorum. Yeterli. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Soğumasını bekliyorum. Şimdi yıkamış olduğum ve dallarından ayırdığım dereotunu incecik doğrayacağım. Bu da hazır olsun. Dereotum da hazır artık. Şimdi beyaz peynirimi ve çatalla incecik eziyorum. Hiç böyle parça kalmayacak şekilde ezin. Peynirimi güzelce ezdim bu şekilde. Şimdi yarım kilo süzme yoğurdum var. Süzme yoğurduma peynirimi ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Tuzuna bakın, ona göre tuz ilave edin. Çünkü peynirinizin tuzuna göre ayarlayın tuz miktarını. Artık dereotunu ilave ediyorum. Dereotu olmazsa olmazıdır bu tarifin. Ve son olarak soğumuş olan tereyağlı karışımımı döküyorum. Soğumuş olması çok önemli. Eğer sıcak dökerseniz yoğurdunuzu keser. Ve şimdiden merak eden arkadaşlara söyleyeyim. Buzdolabına kaldıracağımız için kesinlikle tereyağısı donmuyor arkadaşlar. Yani hiç endişe etmeyin. Zaten yapınca en az 2 saat falan bir buzdolabında bekletin. Kıvamı daha güzel olur ve lezzeti de tabii ki. Evet, haydarımız hazır artık. İsterseniz üzerine ceviz, zeytinyağı da gezdirebilirsiniz. Şimdi buzdolabına kaldıracağım. Dediğim gibi sizler de en az 1-2 saat buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Daha da lezzetli oluyor. Evet, bu kolay tarifin de sonuna geldim. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.